Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir'deyim. Size full deniz manzaralı 4 artı 1 bir villa tanıtmaya çalışacağım. Ancak fiyat için kızmayın. Hemen söyleyeceğim. Fiyatı hemen söyleyeceğim. Emsal 1-2 fiyat söyleyeceğim. Çevreyi gösterelim. Hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar. Aydın Didim Mavişehir'deyiz. Size bir villa tanıtmaya çalışacağız. Bana alışık olanlar fiyatı hemen söylüyorum. Ancak bir şey söyleyeyim ki fiyat bazen sizin kafanızı karıştırmasın. Sevgili arkadaşlar, karşı koyda fiyatı hemen söyleyeceğim. Bakın. O karşı koy, karşı koyda bir tane 5 yaşında triplex evimiz var. Karşıki koy. Tamam, parmakla da gösterdim. 2 milyon 850 bin Türk lirası. 2 milyon 850 bin Türk lirası. Orada bir tane var mı? Var. Dön bakayım. Dön. Bunun fiyatını hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar, karşıdaki sitenin sağ tarafı, yani bu tarafında 4 milyon 500'e de yeni sıfır havuzlu. Yeni sıfır havuzlu, deniz görmüyor. Tek başına müstakil. 4,5'a orada da bir tane var. Yani fiyatları böyle bilin. Sonra biraz daha ileride 5'e var, 4,5'a var. Fiyatlar öyle. Sonra döndük bu evin fiyatı. Arkadaşlar, şu anda bu evin fiyatı 6 milyon Türk lirası. Peki neden buradan başladım? Tamamen hiçbir zaman manzarası kapanmıyor. Özellikle evin bu yönünü ön plana çıkarmaya çalıştım. Taracan, bazen diyorlar ki kafamız dolandı falan. Arkadaşlar, cep telefonuyla yapıyoruz. Haklı olarak diyorsunuz. Evet. Şimdi karşıdaki denizle ilgili bir yorum yapacağım. Kafanız karışmasın. Şimdi bu ileride var ya, Mavişehir Marina'yı göster. Arkadaşlar, küçük balıkçı tekneleri bizim belediyemiz yaptı. Evet, belediyemiz oraya küçük balıkçı tekneleri, adına da Mavişehir Marina koydular. Orada öyle bir etkinlik var. Döndük, peki bu denize giriliyor mu arkadaşlar? Bu denize girilmiyor, onu da söyleyeyim. Deniz iyi. Aslında insan denizsiz kalsa hani girebilir ama çok... Peki nereden giriliyor? Bakın, karşıdaki o resmi bir kurumundu. Bir neydi? Bir şeyindi. Resmi bir kurum yani. Yani İlksan gibi düşünün. İlksan değil. İşte Devlet Demiryolu Sendikanı, bir sendikanın arazisi. Onun arka tarafında bakın, orada plajlar var. Yani buraya deniz çok yakın mı? 200 metre varsayalım. Oradan da 300 metre yürüdüğünüzü varsayalım. Girilebilir deniz diyelim. Peki başka ne var? Arkadaşlar, buralarda şoklar, marketler, migroslar hepsi var. Çok güzel kafeler var, balık restoranlar var. Yaz kış kalabileceğiniz bir yerdir. Ve Mavişehir'dir. Mavişehir'de bize hizmet eden eski hekimler, eski efendime söyleyeyim, eli öpülecek öğretmenler, özellikle onu demek istiyorum. Çünkü bütün öğretmenler anne babadır. Burada çok oturanlar var. Yani Türkiye hizmet etmiş değerli insanlar var. Onlar da can burada değil mi? O kırmızı çatılı, kırmızı çatıların olduğu yerde birçok bilgin, değerli abimiz var. O Mavişehir'de oturan, eli öpülecek, çok da görüyoruz. Yaşı kemale ermiş. Şu anda orada kim oturuyorsa hepsi birbirinden iyidir. Ellerinden öptüğüm değerli büyüklerimiz. Ve terastan başladık. Terasımız bu arkadaşlar. Şemmame Keşlesi, Halay, güzel Anadolu'nun ezgileriyle burada mırıldanıp denize bakarsınız. Terastan başladık. Tersten gideceğiz bugün. Tersten, terso, merso. Dedik, sonra bence bunun üstünü kapatmayın. Güneş giren eve doktor girmez. Ve burada da bir depocuk var. Depocuk. Depocuk işte. Burada ne var? Burada bir evye. Elinizi bazen bir soğan doğrarsınız. İki domates falan. Buradan da efendime söyleyeyim, terasa çıkıyoruz. Böyle tersten başlamak bazen iyi oluyor. Drone'la da ya videonun başına ya sonuna ekleyeceğiz. Ve o koridorun kapısı burada, birinci oda dedik. Oda bir henüz bitmemiş. Bağışlayın bizi. Bu odadan da ben çok iyi denize hakimim. Yağmur da çiseliyor. İnşallah bizim kameraya vurmuyor. Kameraya vursa kaliteyi düşürür. Ve sevgili Can, buradan bir göster. Bu buradan da insanların öngörüsü olacak ya. Ben alıyorum burada oturduğumu varsayalım. Bu oda muhtemelen 12 metrekaredir. Odadan Lebi Derya deniz manzaramız var. Debi, Lebi. İşte güzel dilimizde nasıl deniliyorsa Lebi, Debi işte neyse o. Ve odaya elveda dedik. Odaya elveda. Sevgili arkadaşlar, bu koridordan da böyle terasa çıkıyorduk. Bu kapıyı gösterdim. Ve bu korkuluklar da yeni nesil korkuluklar. Ekspertiz yapabilirsiniz. Deniz sevdanız varsa fiyatlar kelepir melepir değil. Hatta ben şimdi sordum. Fiyatı 7 medya dediler. Dedim siz 6 dediniz. İnşallah size karşı mahcup olmayız. Böyle de bir durum var. Burası da duşa kabinimiz arkadaşlar.
Bu klozetler henüz bitmemiş. Genel temizliği yapılmış. Bütün eksikleri bitmiş halde 6 milyon Türk lirası diyorum ben şimdi. Ama kısa bir süre sonra yükselirse mahcup olmayın. Onu da söyleyeyim. Ve 17 basamaktan aşağı indik. Şimdi bahçeleri de göstereceğiz size. Geç buraya merdiven kovasını gösterelim. Burada da iki oda var. Arkadaşlar biz bu merdivenden aşağı indik. Bu merdiven kovası. Tam bunun üstünde bir banyo vardı. Genel temizliği yapılmış. Bu vitritiyeler, klozetler, Hilton dolaplar falan hepsi takılacak. Öyle verilecek size. Daha bitmemiş. Bu da ikinci banyomuz. Duşakabinimiz tekrar burada. Tekrar burada. Valla canımız da hiçbir iş yapmak istemiyor doğrusu. Neden? Bu Bartın'daki olay. Ben biraz utanıyorum böyle evde sununca. Millet... Gerçekten bu insanlara şehit diyoruz. Çünkü çalışıp ekmek parasıyla o Bartın'daki olay. Onlar öyle vefat edince biz de böyle ev çekince çok da içim el vermiyor. Kimseye de şey değil. Durum bu arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Yerler ahşap desenli, güzel etli, kalın parkeler. Ve buradan da deniz manzarasını bir daha ön plana çıkar. Havuzu da göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar işte denizimiz bu. Peki... Saat kaçta sunuyoruz biz size bugün? Ayın kaçı? Oradan da denizi gösterdin. Buradan da göster. Arkadaşlar bugün 16.58 15 Ekim Cumartesi 15 Ekim Cumartesi 16.58 2022 yılı. Evet. Yani 16.58 havada yağmurlu, bulutlu. Bu da odamızın içindeki banyo. Dediğim gibi henüz bitmemiş. Bu üçüncü banyo oldu. Klozet falan bu tarafa gelecek. Tekrar duşakabinimiz bu. Nişler vesaire bu. İşte burayı da özetledik. Arkaya bakan arka taraf tamamen doğa ve sadece şu balkonu böyle baş aşağı yap. Evet arkada inşaat bir tane yapılıyor. Ve sevgili Can bu kapıyı da kapatalım. Panjurlarımız var. Arkadaşlar muhtemelen arsa 300 küsür metre. O odayı gösterdik değil mi? İki tane bitişiktir. Her biri 6 milyon Türk lirası. Geldik. Bu üçüncü oda. Üçüncü odamızda bu. Aşağıda bir tane büyük oda var. O da dördüncü oda yapacak. Ve buradan bir daha denizi göster. Evet. Böyle çatıları öpüp ağaçlarla efendim tekne görüntüsü, gün batımı. O öngörünüz o yönde olursa tadından doyum olmaz. En üstte ne vardı? Bir oda, bir banyo, teras. Aşağı indik iki oda, biri ebeveyn banyolu, bir de normal banyo. Ve şimdi salonla mutfak katına iniyoruz arkadaşlar. Salonla mutfak. Yani şunu arz edebilirim size. Hani dizlerimizde problem vesaire varsa geç çelik kapını oraya. Bu salon mutfak bir de altta bir oda var. Pek yorucu olacağını sanmıyorum. Ve şimdi terasta bir oda. Bir oda, bir banyo. Teras vardı. Bir oda, bir banyo. Bir de teras vardı. Aşağı indik. İki oda, bir banyo. Balkon vesaire. Şimdi o iki katın altına geldik. Burada salonla mutfak. Daha bitmemiş. Burada da bir tekrar bir düşlük var. Bu etti 4. Tabii bunu ayak yolu niyetine kullanırsınız. Eve de merhaba dedik. Bu kapının arkasına bir vestiyer konulabilir. Geç oraya dilersen. Geç. Arkadaşlar eksiğimiz olabilir. Yanlış olabilir. Devrik cümle kullanmış olabilir. Beşeriz biz. Niyetimizi bilen bilir. Ve buraya da bu köşeye bir tane böyle kapı yaslanacak şekilde bir ne yapılır? Vestiyer. Portmanto. Burası da salon. Bu lambalar niye yanmıyor? Bu lambalar... Evet arkadaşlar burası da salon. Daha bitmedi ya akıllı evdir. Onu da söyleyeyim. Yerler 120-60 ebatlarında granitler. Salonumuz bu. Şimdi mutfağı da göstereceğiz. Mutfağı da göstereceğiz. Bu da gaz beton. Evet gaz betonumuz da bu. Gaz beton böyle dik dursun. Okey taşı gibi. Evet ben de o şeyin ustasıyım ya biraz. Mutfaktan sevgili hanımefendiler, ablalar, mutfağa kadar yani bu kata kadar manzara asla kapanmaz. Bu katın altında bir kat var, orada manzara olmaz. Yani üç katın manzarası enfes. Enfes mi diyorlar?
Ne diyorlar? Mükemmel diyelim. Bir de bildiğimizden şaşmayalım ya. Enfes. Enfes nedir? Yani herkes öyle diyor. Ben de o yüzden diyorum. Bu şişman buzdolabı ama mükemmel desek daha yerinde. Burası da mikrodalga ve ocak Dublin Bass. Yine biz Adana Urfa'dan devam edelim. Burası bulaşık. Burası da evet dolma yaptık, kapkacak yıkıyoruz. İşte bu camlar kirli manzarayı. Zaten hava bugün kirli, bir de cam kirli. Ve arkadaşlar salona mutfağı özetledik. Şimdi bizim altımızda bahçe var. Bahçe var. Bir kat daha var. Ve gel havuzun çevresini de gösterelim. Şimdi havuzumuz da bu arkadaşlar. Havuz 3'e 8 mi 9 mu? Yani havuz bu işte. Havuz da bu, görmeden de almayın. Bizim allayıp pulladığımıza bakmayın. Bir de bir yer alınca arkadaşlar, Savaş abi sana da selam Konya. Ya abi mesela insanlar bir yer alıyor ya, diyor ki bunu ben bu paraya alabilirim. Teklif veriyor ya, son teklif. Ya adam verirse sonra bir daha Savaş abi sana demiyorum. Bazen başımıza geliyor, diyor ki bu evi adam 6 istiyor diyor, ben 5 veriyorum. Adama söylüyorum 5'e veriyor, bu sefer diyor ki ben bir daha düşüneyim. Garip, o yüzden onu o yüzden söyledim. Arkadaşlar bu da ne? Havuzumuz, etrafında da korkuluk camlar yapmışlar. Ve zaten drone görüntülerini videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Belki bir cep yaparız videonun neresine, yanına. Evet, bu da bahçe, aşağıda bir bahçe daha var. Burası da duş alma yeri. Evet, duş alma yeri. Can çık dışarı madem öyle. Aşağıda bir oda daha var, onu göstereceğiz. Can çok ileri git, arabanı oraya git. Madem öyle. Can arabanı oraya git, odayı en sona bıraktık. Merhabalar. Halit abi. Halit abi ben ne güzel çalışıyordum değil mi? Bir ara senin yanında çalıştım. He? Halit abi ben bir tane çivi çakabilir miyim Allah aşkına? Elime vurayım. Ne vur. Tamamdır. Çimi çikir yani. Ya vallahi ne zaman? Nava zengini. Nava zengini. Valla ben elime vurmadım Halit abi. Bir saat çalışsam eski performansımı daha geçerim. Ya az daha elime vuruyordum ben valla, unutmuşum. Ben en çok Ömer abi seninle çalıştım değil mi? Ve geldik. Geldik. Bu da evin girişi arkadaşlar. Bu da evin girişi, şapka yapmışlar. Can nerede kaldın? Can çivi batmasa yani. Buraya da bir süs yapmışlar arkadaşlar. Daha aşağıdaki odayı göstereceğiz. Bu kapı da fena değil. İşte bir daha buradan gel. Tamam, bir daha buradan gel de sonra geri git. Sonra aşağıyı göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Deniz ayağımızın altında. Deniz tamamen ayağımızın altında. Ve şimdi aşağı ineceğiz. 6 milyon Türk lirası. Ulan kapı. Dur kapıyı açayım. Ulan kapı. Sen biraz tara şey yap. Allah Allah. Ben ne gez bir adam olmuşum. Ve tekrar merhaba Can. Kusura bakma Can. Şimdi 4. odaya doğru yol alıyoruz. Yol ver dağlar. Şaha gidelim. Ya bana gel oraya gidene kadar. Ve gel. Sevgili Can, hemen geldik. Ayağımız merdivene takılsa dum buraya geliriz. Arkadaşlar bu 4. banyo. Yine duşa kabin. Temiz olmadığı için biraz kendimi vermemişim. İlham gelmiyor. Kaç dakikadır alalı diyoruz? 14. 14. Neyse. Sevgili arkadaşlar burası ne? Burası da 4. oda. Şimdi 4. odadan geç oraya, geç oraya geç. 4. odadan bahçe ineceğiz bir daha. Bir de bahçemiz var. Bahçe gula, gülü sosuna. Bu 4. odamız. 4. oda bu. Burada da bir tane depo, killer, gardırop neyse. Bunu yapmışlar. Gardırop, killer, depo. Evet. Şimdi Can merdivenleri de göster. Bavim'in merdiveni de göster. Ve arkadaşlar bu da buranın bahçesi. Bakın
Ne oldu peki? Can muhakkak dikkat et bak. Yağmur ıslatmış düşersin. Bak buradan düşersek en büyük parçamız kulağımız kalır. Ayakkabılarımız da aynı. Can, şimdi sen buradan bile bir binanın burasını öp. Sonra ben başka bir şeyler söyleyeceğim. İki arkadaş, iki yoldaş, iki bilmem ne yan yana alabilirsiniz. Arkadaşlar işte binamızın deniz tarafına bakan cephesi de bu. Orada özetlendi. Şimdi nereye özetleyelim? Şimdi her şey iyi, güzel. Bakın bu evi gördünüz arkadaşlar, bu evi. Bu evin yanında bir ev de burada olacak. Yani sonra yukarıdaki manzaramızı geç oraya. Yukarıdaki manzaramızı burada bulamayacağız. Yani o ev, bakın bizim ikinci kat var ya bunun üstü, yani salon katını. Bu salon katta manzarayı öldürür mü bilmiyorum. Ama yukarılar son iki kat belki salon katını da engellemez. Ama terasta havuz seviyesi mükemmel bir manzarası var. Artık takdir sizin. Yani burada bazısına da böyle video çekeyim diyor, resim atıyor. Resim böyle anlaşılmaz ki. Çevreyi gösterdi. Resimde ne anlaşılır? Durum bu sevgili arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.